Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Haberin veya hadisin kabul edilebilmesi için ravide aranan şartlar vardı. Birincisi akıl. Yani Evet. Akıl yoksa yani buluğ çağına giren, buluğ çağına girmiş o seviyedeki bir akıldan bahsettik. Öyle bir akıllı olacak ki biz onun haberini alıp itimat edip hüküm bina edeceğiz üstüne. Es-sani ed-dabtu, ravi dabt sahibi olacak. Ve huve fil lugati el-akhzu bil hazmi, değil mi? Yani el-akhzu ne yapmak? Evet. Olmaktır ama neyle? Bil hazmi. Hazm altta dokuzda ne demiş? Bir bakalım mı Mehmet abi? 9. Dabatehu hıfzan beligan. Hafazahu hıfzan beligan. Ve beligan. Ahkemehu ve etkanehu. Ahkemehu ve etkanehu. Yani böyle bir zapt olacak. Yani kitabeten eğer rivayet ediyorsa bil hazmi şurada ve sahihu bil cezmi. Bil cezmi demiş bir de hocam, devam. Ve sahihu bil cezmi demiş. O bak sahih cezmi olacak değil mi? Kesin. Evet. Tabii. Herhalde yani burada şey nokta düşmüş yani. Evet, aynen. Evet. Nerede kaldık? Tamam, yukarı çıkabiliriz. Peki. Çıktık hocam. Peki. Yani sizde görüntü çıkmadı mı? Bileceğiz mi yani? Tamam Mehmet abi. El-Aksu nedir? Alacak ama bileceğiz mi? Kesin böyle. Evet. Aldığını muhafaza edecek. Ve inde ehli şer'i. Peki evet, hadisçilere göre demek farklıdır. Fıkıhçılara göre farklıdır. Ma kalehu evet. Ve sema'ul kelami ey sema'an kamilen. Yani tam böyle karşıdakini ne yapacak? İşitecek. Yani karşıdaki ne dedi? Bi fehmi iyi anlayacak, manahu, iyi duyacak. Tabii. Bi fehmi evet. Manahu ellezi uride bihi. Yani iyi. Ne kastedildiyse onu ne yapacak? Ondan onu işitecek yani. Anlayacak, evet. Ma fehmi manahu el murad. Yani murad manayı yani işitecek ama murad manayı oradan ne yapacak? Anlayacak. Lugaviyen kâne ev şer'iyen. Fark etmez. İsterse lugavi olsun, isterse şer'i manayı tutalım. Manası budur. Fıkıhçı bu özellikle şer'i tarafını anlamış olacak yani. Evet. Evet. Mislu en mesela ya'leme hurmetel qada'i fi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem la yakdi el qadi ve huve gadbanu. Burada demek ki kadı sinirliyken ne yapmayacak? Karar vermeyecek. Karar vermeyecek. Yani sinirliyken karar verse adamın hakkını yiyebilir, aleyhine hüküm verebilir. Yanlış hüküm verebilir, evet. Lişûlul kalbi, çünkü sinirliyken hakimin kalbi nedir? Meşguldur. Li'ennehu izâ lem yefhem ma'nâhu lem yekun sema'ul kelâmi, eğer manasını anlamazsa kelamı da işitmemiş gibi olur. Bel evet sema'u savtun. Sema'u soft. Bir ses işitmiş gibidir. Bir ses işitmekle de ne yapılmaz? Hüküm verilmez. Ve bezlul meçhudi. Ve bezlul meçhudi. Ve huve masdarul bimanel. Gayretini iyice yayacak yani. Bimanel cehdi yani, değil mi? Yani böyle son evet. Derece cehdi, gayretini ne yapacak? Bezli sarf edecek. Ortaya koyacak. El meysuri evet. Bimanel yusuf. Yani mastardır ancak ne manasındadır? Cehd. Vel mana bezlu kudretihi. Yani kudretini ne yapacak? Kuvvetini ortaya koyacak. Ve yecuzu en yekune bimanel mef'ul. Burada evet. Meçhud mastar
manasındadır dedik. Veya ismi meful manasında da ne olabilir? Olabilir. El bezlü makduri minessa'yi fi dabdi. Yani zabıt konusunda son derece gayretini ne yapacak? Bezlül makdur. Takdir edilen belirtilen gayreti kudretini sayı gücünü yani gücünü ortaya koyacak yani. Ve bezlül meçhudi fi hifzihi. Ey fi hifzi sami'i el kelam el mesmu'a. O işitilen kelamı hıfzetmekte ne yapacak? Son derece cehdini ortaya koyacak. İlahine edaihi. Ta ki onu ne yapana kadar? Eda etmesi yani aktarana kadar değil mi? Yani başkasına aktarana kadar o aldığı emaneti tam manasıyla koruyup bir sonraki nesle aktaracak. Hıfzında tutacak yani. Evet. Bu ilahini edaihi mutallikun bi hifzihi. Hıfze ne olacak? Mutallık oluyor. Vel muradu bi bezlil meçhudi fil hifzi. Tamam mı? En yesbuta aleyhi bi muhafazati ahkamihi. Yani onu muhafaza, yani hükümlerini muhafaza etmekle ne yapacak? En yesbuta, sabit duracak. Bi en ya'mele bi mucebihi ve murakabetihi. Yani gerektirdiği şeyle amel edecek. Ve murakabetihi bi mezkuratihi. O orada zikredilen şeyleri ne yapacak? Gözetecek. Mustakirren ala isaeti zanni bi nefsihi. Bir de benim nefsim zayıftır, unutabilir, tekrar edeyim diye şey yapacak. Yani nefsine güvenip de ya ben hiç unutmam, bir defa da okurum, ondan sonra ne zaman benden isterlerse bunu eda ederim diye şey yapmayacak. Evet, öyle bir şeye kapılmayacak. En la ya'temide ale nefsihi. Nefsine ne yapmayacak? Güvenmeyecek. Nasıl güveniyor? Bi enni la ensa demeyecek. Ben unutmam ya. Bel ya'takide şöyle itikat edecek. Enni iza teraktuhu neseytuhu. Ben bu hadisle meşgul olmazsam, bunun mucebiyle amel etmezsem onu unuturum. Unuturum ben onu. İzil hazmu, değil mi? Evet. Evet. Cezmi. Cezmi. Burada da herhalde cezimdir ya. İzil cezmu su'un zanni bi nefsihi. Yani evet. Kişinin ne yapması lazım? Nefsine suizan besleyip ona göre tedbirini alacak. Ona göre gayretini, çalışmasını ortaya koyacak. Ve thalisu kemalul adaleti. Üçüncü şart nedir? Adil olacak. Ancak bir de o adalet de ne olacak? Kamil olacak. Ve adalet. Evet. El istikametu fissireti ve dini. Yani kişinin seyrinde, yürüyüşünde ve dininde, yani yaşantısında, din açıda dosdoğru olması. İstikamet üzere. İstikamet üzere olmasıdır. Evet. Ve dıdduha el fıskı. Bir adam ya adildir veya nedir? Mehmet abi? Fasıktır. Ve huve ey kemalul adaleti hahuna, buradaki yani adaletin kamil olmasından maksat rujhanu ciheti dini vel akli ale cihetil heva. Yani adam dinini ve aklını heva ve heveslerinin üzerine ne yapacak? Tercih edecek. Heva nedir? Ve huve meyelanu nefsi ile ma yeste ne o? Yeste lezzuhu. Evet. Yeste ne o? Mehmet abi sen oku. Hep bana okutuyorsun da. Yeste lezzuhu olabilir hocam. İste lezze, ben de bilemiyorum da.
İstelezze yestelizu diyelim, tamam mı? Yestelizuhu. Yani evet. Leziz olan şeylere nefsinin ne yapması meyelen? Meyletmesi, yestelizuhu ehevatu min gayri da'iyeti şer'a. Yani şer'i bir çağrıcı olmaksızın, meşhur bir şey olmaksızın gayri meşhur şeylere böyle ne yapmasıdır? Nefsinin meyil etmesidir. Evet. Ve şehvetu şehvet ve yiye nedir şehvet? Hareketun nefsi taleben lil melaimi. Yani nefsin böyle levmeyi, kınanmayı gerektirecek olan şeyleri ne yapması? Talep etmesidir. Hatta lev irtekebe kebireten, yani ta ki mesela diyelim bir kebairden bir şey işlese, yapsa ve hiye ma rava İbn-i Umar, İbn-i Ömer'in rivayet ettiği hadise göre, evet, an ebihi, babasından Hazreti Ömer'den radıyallahu teala anhuma, anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem enne kal, Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: el kebairu seb'un, büyük günahlar 7 tanedir. El işraku billahi, nauzubillah, Allah'a ortak koşmak. Ve katlun nefsi, insan öldürmek. Evet. El mümineti, Müslüman bir kişi öldürmek. Ve gazful muhsaneti, namuslu bir hanımefendiye iftira atmak, nauzubillah. Vel firaru minez zahfi, savaşta orduyu bırakıp kaçmak, düşmanın önünden kaçmak. Ve eklu malil yetimi, yetim malını yemek. Ve ukukul valideyni el müslimeyni, Müslüman anne ve babanın hakkını gözetmemek, haksızlık yapmak, bakmamak. Vel ilhadu fil haremi, yani haremde ne yapmak? Ey ez-zulmü fi beytil harami, yani ilhad fil haram ne demek? Yani Beytullah'ta, harem bölgesinde canlılara olsun, insanlara olsun, zulüm hayvanlara yapmak, olsun yani zulmetmek. Evet. Ve ravva Ebu Hureyre'te evet, radiyallahu anhuma dalike, ama Ebu Hureyre şunu da ilave etmiş: eklur riba ve an Ali'in radiyallahu anhu edafe ileyhi es-serikate ve şurbel hamri, yani büyük günahlardan. Demek ki İbn-i Ömer Peygamber Efendimiz bir yerde büyük günahlardan bahsederken onları zikretti. Hazreti Ebu Hureyre'nin yanında daha farklı söyledi. Hazreti Ali'nin yanında daha farklı söyledi. Dolayısıyla başka bir rivayet, evet. Başka hadislerde ne olabilir? Farklılıklar ola bilir. اَوْ اَسَرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ, yani demek ki şu büyük günahlardan bir tane yaparsa onun adaleti ne oluyor? Düşüyor. Veya küçük günahta ısrar ediyor. Böyle yaparsa evet, sakatet adaletuhu, o kişinin adaleti düşer ve onun rivayet etmiş olduğu haberlere itibar edilmez. Evet. قَيَّدَ بِالْاِسْرَارِ, yani sagireyi ne yaptı? Israrla kayıtladı. لِأَنَّهُ لَوْ اِرْتَكَبَ صَغِرَةً, küçük günah işlese, وَلَمْ يُسِرَّ عَلَيْهَا, ve devam da etmese, ısrar etmese üzerine, لَا تُبْدِلُ عَدَالَتُهُ, ne olmaz? Adaleti, ya da لَا تَبْدُلُ عَدَالَتُهُ, adaleti bozulmaz. Yahut da لَا تُبْدِلُ, o sagire bozmaz adaletuhu, onun adaletini bozmaz. Niçin? Yani taarruz an cemii sagairi mutaazzirun adeten. Adeten de insanoğludur. İllaki bir günahlar işleyebilir yani. Demek peygamberlerin bile zerreleri var yani. Eyvallah. Ve iştiratu taarruz an cemiiha seddun li babi rivayeti. O zaman rivayet ortadan kalkar yani. Dersen ki kardeşim hiç kimse kusurlu olmayacak, hiç kimsenin hatası olmayacak dersen, o zaman ilmi ne yaptın sen? Ortadan kaldırırsın. Kaldırmışım. Evet, evet, doğru. Tamam hocam, burada kalalım isterseniz. Peki, tamam Mehmet abi.